El Fatiha ve as salavat. Er-Rahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk bütün insanların hedefidir. Herkes mutlu olmak ister. Herkes mutlu olmak için yola çıkar. Herkesin istediği şey mutluluktur. Ama neticede herkes olmasa bile insanların çok büyük bir kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Öyleyse bu işte bir yanlışlık yok mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattı. İstediği tek şey onlar iç dünyalarında, dış dünyalarında ve Allah ile olan ilişkilerinde saadeti yaşasınlar. Sadece bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Ve yarısını da garanti etmiş. Yani dünya saadetinin yarısını Allah Teala garanti etmiş. Kim diyor mutlu olmak isterse bana ulaşmayı dilesin. Geri kalanını biz yaparız diyor. Öyleyse biz insanlara düşen sadece bir dilek. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sonuç mu? Sonuç. Allah Teala tarafından tahakkuk ettiriliyor. Sözü var. Söz vermiş Allah Teala. Bütün insanlar için Allah Teala'nın temel hedefi mutluluktur. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda olan her şeyi ey insanlar sizler için yarattık diyor. Bütün göklerde olanlar, bütün yerlerde olanlar hepsi biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse kainatın en üstün mahlukları biz insanlarız. Arkasındaki muhteva bir tek sebep. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değil. Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine Allah Teala ruhundan üfürüyor. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Ve de bir ömür boyu fizik vücut hangi değişikliklerden geçerse ruh da aynı değişiklikleri görüntü itibariyle mutlaka yaşar. Ruh, Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhunu taşıyan bir yaratık olmak, Allah Teala'nın en büyük nimeti diye değerlendiriyoruz.
O kadar çok seviyor ki insanı, ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan için mutluluğun yolu sevmekten geçer. İnsanları sevmelisiniz. Severseniz sevilirsiniz. Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dileyen herkes için bir vaatte bulunmuş. Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani biz insanlar için bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum demek yeterli. O insan için Allah-u Teala her şeyi en güzel şekilde mutlaka sokar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman dünyadaki en basit ama en büyük hedefe yönelmiştir. Bu son derece basit bir olaydır. Çünkü bir tek talep, kalpten yapılan bir talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tarzında bir talep. Eğer kalpten yapılmışsa Allah-u Teala tarafından mutlaka kabul görür. Kabul göreceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Fat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Allah-u Teala etolanları bırakır. Ama o dalalet olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın insanların ruhunu kendisine ulaştırması. Allah'ın bir lütfu keremi. Biz insanlar sadece dileyeceğiz. Diyeceğiz ki kalbimizden bir dilekle, ya Rabbi şu ruhum var ya, zaten senin ruhun, bana üfürmüşün. İşte o ruhunu sana ulaştırmamızı da üzerimize farz kılmışın. Diyorsun ki irci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. اَيْنُوْبِ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ diyorsun. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a teslim et. O kadar mı? Hayır. Fizik vücudunu da teslim et. O kadar mı? Hayır. Nefsini de teslim et. O kadar mı? Hayır. İradeni de teslim et. İşte ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmek, dört ayrı büyük safa. Bunlardan herkese açık olanı, en kolay olanı ve de Allah'ın ulaştırmasıyla noktalananı, Allah'a ruhu hayattayken ulaştırmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu dileğin sahibi olmak, o hedefe ulaşmak için Allah'a göre yeterlidir. Ve kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
ne olur ulaştırırsa, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir istihale geçirecektir. İrşat makamını tanımayan gözleri, irşat makamını tanımaya başlayacaktır. İrşat makamını tanımayan görme hastası, basar hastası, irşat makamını tanıyacaktır. Kulakları irşat makamının sözünü işitecektir. Ve işitme hastası, semi hastası, irşat makamının sesini alacaktır, dinleyecektir. Ve o kişinin kalbi irşat makamından hoşlanacaktır. İrşat makamını sevecektir. Ve ona tabi olacaktır. İşte bu başlangıç devresinden itibaren Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve göğsünü yarıyor kişinin, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. وَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ عَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hidayet etmeyi, hidayet olmayı, Allah'a ulaşmayı kim dilerse, Allah onların göğsünü yarar ve teslime açar diyor. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte Allah-u Teala o açtığı nur yolundan evvela o kişinin kalbine %2 rahmet nuru gönderecektir. İlk gelen bu %2 nurdur. Allah-u Teala'nın tecellisi gereği. %2 rahmet nurunun arkasından 198'e kadar yükselen fazıllar gelecektir. Ve kişinin kalbi neticede %100 nurlarla dolacaktır. Ama bunlardan bu nurların %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru salavat tarafından taşınacaktır. Taşıyıcı faktördür salavat nurları. Ve de kalbin baştan %2'si o kişi mürşidine daha ulaşmadan evvel Allah-u Teala o kişinin göğsünü yarıp göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman Allah-u Teala ona bu sebeple açtığı o kalbe %2 rahmet nurunu gönderecektir. Daha mürşide tabiyeti yok. Başlangıcındayız konunun. Ancak ondan sonra tabiyet, tabiyetten sonra %7 fazıl birikimi başlayacaktır kişide. Sevgili kardeşlerim, öyle bir şey ki bu mutluluk denilen müessese, herkese kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala.
Diyor ki isteyin, verelim. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Göreviniz bu kadar diyor. Geri kalanı size ait değil diyor, bana ait. Böyle bir şeyi tamamlayan kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolar. Her ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuktaki her gök katı, birinci gök katı da katında başlangıçtaki %2 rahmet birikimini şimdi devre dışı bırakalım. İlk %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşir. Ruh ikinci gök katına ulaştığı zaman bir ikinci %7 nur birikimi gerçekleşir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda olay %49 artı 2 eşittir %51 nur birikimini vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, o insan bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir süreç sürer bu. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah sanki her şeyi onun için yaratmıştır. Öyle bir mutlu devre geçirir ki ömrü boyunca bunu unutamaz, hayatının en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Her şey baştan aşağı muhteşemdir. Kişi mutludur. Huzurludur. Acaba mutluluğu doğuran iç faktörler nasıl bir tesir altındaki bu kişi mutlu oluyor? Bir tek tesir var. Şeytanın o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede o kişiye bir tesiri olamaz. Allah Teala şeytanın kişiyi mutsuz etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın o kişiye sataşmasına, onu huzursuz etmesine Allah'ın müsaadesi yok. Bu 7-8 aylık devrede şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Allah Teala kişiyi şeytanın bütün tasavvur edebileceği alanlarında o kişiye zarar vermesine asla müsaade etmez. O kişiyi huzursuz etmesine Allah asla müsaade etmez. Ve bu müsaade olmadığı için kişiyi koruyucu kalkanlar o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar ki 7-8 aylık bir devredir. O kişi devamlı bir koruma altında olduğu için o kişi dünyadaki en mutlu devresini yaşar. Şeytan da bu süreç içerisinde hırsından çatır çatır çatlar. Öfkesinden ne yapacağını şaşırır. Ama ne yaparsa yapsın bir tesir icra etmesi, o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar bir tesir icra etmesi hiç mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman insanlar bu 7-8 aylık devre içinde hep aynı şeyi söylerler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzeldir ama aynı zamanda ona da öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda Allah Teala bize ne kadar büyük bir nimet sunuyor. Bir tek talebimizle, bir tek niyet, ya Rabbi ben ruhumu
şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım benim de ruhumu ulaştır. O büyük mutluluğu bana da yaşat. Talep neticesi mutlulukların en güzeli. Peki neden 7-8 ay? Çünkü süreç bu kadar. Bir insanın ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ne zaman vücudundan ayrılır? Mürşide tabiyette. Ondan sonra geçecek 7-8 aylık zaman devresi de, zarfında 7 ay olsa demek ki ortalama her ay bir gök katı yükseliyor demek ki ruh. Bu 7 ayın sonunda ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ta fani olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın zatının içinde, Allah'ın zatında ruhun yok olması. Allah'ın ruhunun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bir muhteşem mutluluk devresi. Herkes Allah için yaratılmıştır. Ve mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ama Allah'a mülaki olmayı dinemeyenler o mutluluğu yaşayamazlar. Allah öyle bir dizayn kurmuş ki kişinin talebiyle Allah'ın yardımları birbirinin arkasından o kişiyi kontrolü altına alır. Allah niçin kişiyi kontrolü altına alır? Çünkü onu seçmiştir ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde koruması altına almıştır. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırana kadar şeytanın onun üzerinde bir tesir icra etmesi önlenmiştir. Ve kişi mutluluktan uçar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu konuda hedefe gitmek bir insanın en güzele ulaşmasıdır. O süreç içerisindeki mutluluğunu insan bir ömür boyunca unutamaz. Öyleyse bu mutluluk nasıl bir şeydir? Kişinin iç dünyasında mutluluk. Yani ruhuyla nefsi arasındaki dengenin sağlanması. Ruhu mürşidine tabiyetinde Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulana kadar kişi şeytanın tasallutundan uzak tutulur. Başlangıçtaki denge ile buradaki denge aynıdır. Başlangıçtaki denge nasıldır? Bir insanın nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir insanın ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Öyleyse bir denge unsuru var.
Ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey Allah'ın bir denge sistemi içerisinde vücuda geliyor. İşte nefs %100 afetlerle dolu ve terazinin karşı tarafında ruh var. O da tamamen hasletlerle dolu. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar pozitif faktör var. Denge başlangıçta kurulmuş insanın nefsi var. %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var. Allah'ın ruhu yani. İnsanda olan Allah'ın ruhu. O da %100 hasletlerle dolu. Ama Allah Teala mürşidine tabi olduğu zaman kişi onun ruhunu kendisine doğru yola çıkarıyor. Ne oldu? Ruh vücudu terk etti. Bu olay Allah'ın o kişiyi koruma altına almasını intac eder, neticelendirir, sonuçlandırır. Ve koruma altına girdiği andan itibaren o kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek devrede şeytanın tesirini Allah Teala o kişiye hissettirmez. Ne olur o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken her gök katında %7 nur birikimini sağlayan Allah Teala başlangıçtaki %2 nurla beraber sonuçta %49 artı 2, %51 nur birikimini sağlar kişinin nefsinin kalbinde. Ne olmuştur? Başlangıçta ne kadar afet varsa nefsin kalbinde, ruhun kalbinde o kadar haslet vardı denge. Başlangıçta ruh ve nefs olarak iki varlığı birden mutevazı tutarak vardı. Ama ruhumuz vücudumuzdan Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrıldığı zaman onun ayrıldığı noktadan itibaren Allah-u Teala şeytanın o insana saldırılarını önlüyor. Koruyucu kalkan altına alıyor onu. Ne zamana kadar? Ta ki o kişinin kalbinde %49 artı 2 nur birikimini Allah gerçekleştirsin. Allah gerçekleştiriyor. Kişinin yaptıkları falan hikaye. Ona zikir sevgisini veren Allah, zikri yaptıran gene Allah, kişi Allah'ın muhafazası altında ve bu dünyadaki en mutlu devresini geçiriyor. 7-8 aylık bir dönem. Ayda bir gök katı yükselse kişi 7 aylık bir dönem diyelim. Dengeleri sağlamak üzere. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Kişi iç dünyasında nefsinin kalbinde %51 rahmet ve fazıl yani %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere %51 nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. Ve başlangıçta mevcut olan %100 afetlerde %49'a düşmüştür. %49'da %51 bir yaklaşık dengeyi ama pozitifi daha fazla olan bir dengeyi gösterir. Öyleyse %2'lik bir fark ile aydınlık karanlığı aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortamda bir insanın nefsinin kalbindeki nurların bu noktalarda bulunması
o kişinin iç dengesini sağlar. Nefsinin kalbi %51 nur, %49 afetlerden oluşur. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusudur. Allah kim olursa olsun, o kişi eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişse, onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci gök katının birinci cennetin sahibi olur. Ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Mürşide tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi olur. Ölse mutlaka cennete gidecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Ve Allah'ın bir kişiye olan torpili, ona iltiması, ona verdiği hediye bu noktaya kadardır. Üçüncü kat cenneti Allah o kişiye sağlar. Allah'a sadece o kişi ulaşmayı dilemiştir. Allah onun üzerine onda tecelli etmiştir. Onun mürşidine tabi olmasını sağlamıştır. Bu sağlama o kişinin yedi kademede nefsinin kalbinin %51 nura kadar ulaşmasını sağlamıştır. Bunların her biri ayrı bir olay olarak çıkıyor karşımıza. Ve neticede kişinin nefsi ve ruhu varken nefs ve ruh arasındaki denge %100 afet birisinde, %100 hasletler birisinde. Bu denge %49'a %51 olmak üzere ruh vücuttan ayrılıp Allah'a kavuşunca tekrar gerçekleşmiştir. Ve de bu kişi Allah'a ulaşmayı dediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve dünya mutluluğunda nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulduğu için, hasletlere dolu olduğu için de kişinin dünya mutluluğu %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bağlamda Allah-u Teala'nın kişiye ne kadar büyük nimetler verdiğini, bir gözden geçirmemiz lazım. Kişinin iç dünyasında ne olmuştur? Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Allah doldurmuştur. Dış dünyasında ne olmuştur? Kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde onları kırmamayı, onlara güzel davranmayı öğrenmiştir. Bu %100 bir başarı değildir. Yarı yarıya bir başarıdır. Ama yarı yarıya da olsa bir insanın etrafındaki insanların %51 hoşnutluğunu kazanabilmesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Bu kişi iç dünyasında nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra affedersiniz, nefsinin kalbini %51 nurla donatarak negatif ve pozitifler dengesini kurmuştur. Dış dünyasındaki insanlarla ilişkilerinde onların
sevgisini kazanmıştır yarı yarıya. Bu insan çevresine karşı olan davranışlarında yarıdan daha fazla insanların kalbini kazanacak istikamette bir davranışın sahibidir. Bu insan başka insanlara konuştuğu zaman dengesiz bir insan değildir. İnsanların kalbini kırmamayı, onları güzel davranmayı %51 oranında başarabilmektedir. Öyleyse dış dünyasında da yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmıştır. Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu yaşamaktadır. Bu kişi namaz kılmaktadır. Bu kişi bundan daha önemli zikir yapmaktadır. Zikir yaptıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır, azalır, azalır ve %49'a kadar Allah-u Teala'nın yardımıyla 7 aylık bir devre içerisinde o kişinin iç dünyası yarı yarıya temizlenir. Öyleyse bu kişi başka insanlarla ilişkilerinde dış dünyasında mutlu, iç dünyasında %51 nura kavuştuğu için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu, namazlarını kılarken mutluluğu yaşıyor, zikirlerini yaparken mutluluğu yaşıyor, insanları Allah için iyilikte bulunurken mutluluğu yaşıyor. Bu kişi mutlu bir insan sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyor. İşte bir insanın bu noktalarda yaşaması, muhtevayı geliştirmesi hep sebeplere bağlıdır. İnsanlar başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindedirler. Onlarla ne kadar iyi ilişkiler kurabilirlerse o kadar mutluluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki böyle bir müessese bütün insanlar için açıktır. Allah-u Teala o kişiye mutlak olarak bunu kazandırır. İşte bu yolun yarısıdır. Nefsin kalbinin %51 nurlarla kaplanması. Daimi zikre ulaşsa %100 olacak. O zaman kişi mutlak bir saadetin içinde yaşamaya başlayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep sevin. İnsanları sevin. Şartlar ne olursa olsun sevmekten vazgeçmeyin. Hep kazanan siz olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Her işin başı sevgi, mutluluğun doruklarına çıkaran gene sevgi. Allah-u Teala'nın hepinizi
sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.